Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çiçeklerin ortalarını anlatacağım arkadaşlar. Şu yaprakların yapımı zaten kanalımda var. Bu videonun altına link olarak eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Yorum bölümüne eklerim. Şöyle bakın, ortası farklı olduğu için biraz bu daha önce gören takipçilerim bunun ortasının yapımını istemişlerdi. Ben böyle bütün yarım yarım üçgen böyle yapıp file vesaire üzerlerine bunu monte ediyor kişiler. Bu şekilde sipariş almıştım. Montajını kendisi yapacak kişi. Ben şimdi size şu ortanın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Hadi hep birlikte yapımına şunları şöyle kenara alalım. Şöyle bırakayım. Ve başlayalım. Şimdi İpim 26-6 ankor kullanıyorum. Tığım da 18 numara arkadaşlar. 0.70 milim yani. Şimdi ipimi alıyorum. Pardon. İpimi alıyorum. Şöyle tığımın sap kısmına. Ben burada ayarlıyorum. Siz dilerseniz bunu başka bir şeyde de, bu çapta olan başka bir şeyde de ayarlayabilirsiniz. Buraya ipimi sarmaya başlıyorum. İlk yaptığım işlem bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tam 30 kez ipimi buraya sardım arkadaşlar. Şöyle tığımdan çıkarıyorum. Hemen tığımı çevirip şöyle içinden geçirdim. Bakın şöyle bir tık daha yakınlaştırayım. Şöyle tam ortasından geçirdim. Şöyle bir ilmek alıyorum. Ve bunu buraya sabitledim arkadaşlar. Şimdi şöyle yine ortadan karşıya geçirip sık iğne yapmaya başlıyorum. Tam orta deliğinden karşı tarafa geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bütün etrafını bu şekilde sık iğne yaparak dönüyorum. Ben sayı belirlemiyorum bunda. Bütün kapanana kadar etrafını dönüyorum. Çünkü sayı olmuyor. Bazen daha sıkı yapabiliyorum, daha gevşek yapabiliyorum. Sayı denk gelmeyebiliyor. O yüzden bütün etrafını bu şekilde dönene kadar devam ediyorum. Şöyle bakıyorum. Tekrar bir tur daha geçeceğim üzerinden. Şunu hemen keseyim şuradan. Bir tur daha geçeceğim arkadaşlar. Yine aynı saymadan kapanana kadar devam edeceğim. Yine sık iğne. İkinci turumuzu geçiyoruz. Ortadan geçiriyorum. Karşıdan ipimi alıyorum tığımın üzerine ve tepede bağlıyorum sık iğne. Yine bütün etrafı bu şekilde dolanıyorum.
İlk başladığım yer şurası. O anlaşılıyor zaten. Son kez yapıp evet. Şöyle şuraya batıyorum. Yani başladığım yerin karşısına şöyle kaydırmayla bağladım ve bir zincir çektim. Bu şekilde bir orta halkam oldu arkadaşlar. Şimdi bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim buraya. Tığımdaki ipimi bir tık uzattım. Parmağımla şöyle o ilmeğimi uzunca şekilde şöyle tutuyorum ki kısalmasın. Şöyle bakın, şu zincirin altından girdim. Bir zincir çektim. Tığımda ipi uzattım. Zincir çektim. Tığımda ipi uzattım ve tığımda tutuyorum. Dört. Bu işlemi 20 kez yapıyoruz. 5, 6, 7. Bu oya yapılıyor, o teknik. 8, 9, 10. Bakın hep tığımda tutuyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane yaptım. Tek seferde hepsini bir tığımdan çıkardım ve şöyle tığımla iyice sıkıladım bunu. Şöyle bir zincirle bağladım ve şöyle yaklaşık 1, 2, 3, 4'üncüye şu şekilde sık iğneyle bağladım arkadaşlar. Çiçeğimin bir kanadı oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çektim yine. Şöyle yine alttan girdim. Hemen birinci zincirimle başlıyorum. Aynı şekilde 20 kez burayı dolduruyorum arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20.yi de aldım. Hepsini bir tığımdan geçirdim. Bakın, eğer şuraya çok yaklaşmamışsa bağlamadan evvel şöyle elinizle düzeltebilirsiniz. Şimdi iyice şöyle tığımla bunu sıkıladım. Ve 1, 2, 3 yaklaşık 4'üncüye sık iğneyle bağladım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapacağım arkadaşlar. 7.yi son bağlarken yine buluşalım. Evet. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Sonuncuyu bağlıyorum şimdi. Dediğim gibi dibe ulaşmamışsa şöyle elinizle aşağıya indirebilirsiniz. Yedi tane yapıyorum ben. Tam denk geliyor. Yedi tane çiçek. Sık iğneyle arkadan bağladım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Biraz ipimi uzatıyorum. Çünkü
şöyle uzunca kestim. Çünkü şeye geçireceğiz yaprağı. Bakın böyle bir güzellikte çiçeğimiz oluyor. Şöyle. Yaprağı geçimini de isterseniz hemen kısaca anlatayım size. Şöyle yaprağım burada. Hemen bunu tam orta kısmına koyuyorum arkadaşlar. İpim nerede? Hemen buluyorum ipimi. Hemen tığımla batırıyorum alttan. İpimin olduğu yerden. Şöyle ipimi alta çektim. Çevirdim yukarıya. Şu yuvarlağın ilmek köşesinden girdim yine. İpimi şöyle üste çektim. Bu şekilde bütün etrafı dönerek bunu bitiriyorum. Şimdi alta çekeceğim. Böyle bütün etrafı bu şekilde alta çeke, üste çeke dönüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun eklemesi de bu şekilde oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Siz de bu şekilde tamamlayabilirsiniz orta çiçeklerini. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.